Konut enflasyonu, konut endeksi, konut fiyat endeksi, barınma krizi. Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durumun birçok ismi var. Son birkaç yıl içinde herhangi bir mülk kiraladıysanız veya satın almaya karar verdiyseniz her iki durumda da kesinlikle konut enflasyonuyla tanışmışsınızdır. Çünkü enflasyon ne kadar hayatınızın her yönüne dokunuyorsa barınma ihtiyacımıza da istisnasız bir şekilde dokunuyor. Kasım 2021'den bugüne kadar konut fiyat endeksi 229'dan 1230'a yükseldi. Yani 2,5 yılda inanılmaz bir şekilde %437 arttı. Tabii ki bu artış kiralara da yansıdı. Endeksanın verilerine göre Kasım 2021'de İstanbul'da metrekare başına 40 lira olan kiralar %432 artarak 213 lira oldu. Yani 3 yıl önce İstanbul'da ortalama bir kira 3750 lirayken bugün 18.226 lira oldu ve net asgari ücretin de üstüne çıktı. Ve buna göre Türkiye nüfusunun yarısı İstanbul'da ortalama bir ev kiralayamaz. Ama bir şekilde kiraladığını varsayalım. İstanbul Planlama Ajansı'na göre şehirde bir kişi için yaşam maliyeti Ocak ayında 53.058 lira olarak hesaplandı. Yani İstanbul'da 3,5 asgari ücretli çalışan bir olursa ancak geçinebiliyor. Bu aylık gelirin 1/3'ü de kiraya gidiyor. Tabii ki evi kiraladıktan sonra da dertler bitmiyor. Kiracılar ev sahibiyle eli kanlı bıçaklı olabiliyor. Bazen maalesef deyim değil de gerçekten. Haziran 2022'de tüketici fiyat endeksi baz alınarak yapılan kira artışları %25 ile sınırlandırılarak az da olsa kiracılara nefes aldırdı. Ama 1 Temmuz 2024 itibariyle bu uygulama sonlanıyor ve TÜFE kira zammı yapılırken yine baz alınacak. Peki kiracıların çoğuna korkulu rüya gibi gelen bu haber konut pazarını nasıl etkileyecek? Uzmanlar bunu nasıl değerlendiriyor? Bunların hepsine bakacağız ama önce Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde yaşanan kira krizinin sebeplerine bakalım. Konut enflasyonunu iki parçada ele almak lazım. Birincisi genel enflasyondan kaynaklanan kısım. İkincisi de konut enflasyonunun genel enflasyonun da üzerine bazen çıkabilen kısmı. Genel enflasyon zaten malum. Bununla paralel olarak gerek gayrimenkul fiyatları gerek kiralar arttı. Ama bir de bunun üzerinde emlak fiyatlarının gerekse kiraların bir ilave enflasyon da yaşadılar. Bunun da birkaç sebebi var. Birincisi reel faizlerin TL'de çok negatif olduğu, dövizin de baskılandığı bir dönemde başka bir tasarruf aracı kalmadığı için emlağa bir hücum oldu. Bu fiyatları yukarı çekti. Fiyatlar yukarı çekilince bunun kiralar üzerinde bir etkisi oldu. Hani ikincisi de bir takım izlenen yanlış düzenlemeler, hani örneğin bu %25 kira limiti gibi düzenlemeler, geleceğe yönelik olarak insanlara bir enflasyondan koruma ihtiyacı doğurduğu için ileride zam yapamayacakları korkusuyla önümüzdeki yılların zamlarını da öne çekme davranışı ortaya çıktı. Bu da bir ilave enflasyon yarattı. Evet, çoğu uzman aslında kirada %25 zam sınırını yanlış bir düzenleme olarak tanımlıyor. Bunun açıklamasına birazdan geleceğiz ama önce bu artışın sebeplerinden biri olan eski dostumuz arz talep ilişkisini inceleyelim. Bilirsiniz, paramızın değerini korumak veya arttırmak için kullandığımız şeylere yatırım aracı deriz. Bunlar borsa, hisse senetleri, altın, değerli metaller, hazine bonoları gibi araçlar olabilir. Fakat 2021'de pazarlar yine çok ciddi bir kaos içindeyken bunların hangisine güvenebileceğini şaşıran vatandaş yine adetimiz olan emlak seçti. Ocak 2021'de ülke genelinde 48 bin konut satılmışken bu rakam yıl içerisinde çalkalanarak Aralık ayında 150 bini buldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında da 75 bin civarında gözüküyor. Yani rakamlar biraz da olsa yatışmış oldu. Peki siz de ev sahibiyle kavga etmek yerine ben de gözü karartıp bir konut kredisi alsam hem ev sahibinden kurtulup hem de en azından birikimimin değerini koruyabilir miyim diye soruyor olabilirsiniz. Peki ama acaba aylık ödemesi ne kadar olur? O zaman ortalama bir hesap yapalım. Türkiye'de ortalama bir konutun fiyatı şu an 3 milyon 220 bin lira. 10 yıl vadeli kredi sorguladığımız zaman bu kredinin aylık ödemesi yaklaşık 100 bin liraya geliyor. Peki Merkez Bankası'nın politika faizinin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede krediler ulaşılmaz hale geldiyse bu konutları kim alıyor da bunların fiyatı bu kadar yükseliyor? Bunun da çeşitli sebepleri var. Birincisi dövizde bir artış var ve Türkiye'de yüksek enflasyon dönemine girileli beri zaten fiyat elastikiyeti arttı. Yani fiyatlar eskiden zor ayarlanırdı. Düşük enflasyonlu ülkelerde
zam yaptığınızda buna hemen tüketici talebi geleceği için fiyatları çok fazla oynatamazsınız. Ama bir kere enflasyon %50 bandına ulaştığında artık fiyatlama davranışı tamamen bozulur. İnsanların kafasında referans noktaları kalmadığı için de fiyatlar sürekli değiştirilebilir hale gelir. Bir defa Türkiye o moda girdi. Yani eğer imkanınız varsa fiyatı kafanıza göre arttırabiliyorsunuz. Çünkü tüketici davranışı artık yüksek enflasyonlu ve kontrol dışına çıkmış bir ülke moduna geldi. Evet, Türkiye'de son birkaç yıldır her şeyin fiyatının gün be gün arttığını gördük. Bu yakıttan, gıdaya, kiradan, konuta her konuda geçerli oldu. Ve bir süre sonra gerçekten kafa karıştırıcı bir hale geldi. Yani kimse artık bir malın değerinin yarın ne olacağını bilmiyor. Fiyat elastikiyeti de fiyatlar değiştiği zaman satışların ne kadar değiştiğini ölçer. Yani ilaç, yakıt, temel gıda gibi malların elastikiyeti düşüktür. Çünkü fiyatları yükselse de arabanıza benzin yerine su koyamazsınız, ayran yerine dizel içemezsiniz. Dolayısıyla o malı yine almak zorundasınız. Fakat bütün fiyatlar aynı anda yükseldiği zaman bu etki bütün ekonomiye de yayılıyor ve konut fiyatlarının da bundan hiçbir farkı kalmıyor. Herhangi bir şeyin fiyatı yükseldiğinde talebinin düşmesini beklersiniz. Ama bu o fiyatın diğer fiyatlara karşı tek başına bir hareketi söz konusu iken, hani mesela araba fiyatı artıyorsa diğer her şeyin fiyatı sabitken insanlar daha az araba alır tabii ki. Ama ekonomideki bütün fiyatlar harekete geçtiyse ve bütün fiyatlarda dağınık olarak harekete geçtiyse bir defa bu etki kaybolur, artı üzerine bir ters etki de olabilir. Yarın bunun fiyatı bugünden çok daha yüksek olacak endişesiyle ilerideki talep de öne çekilebilir. Pek bir malın fiyat artışının talep düşürücü etkisini kaybettiğiniz gibi bir de üstüne gelecekte durum daha da kötü olacak endişesiyle insanlar taleplerini daha da arttırırlar. Yani alıcı piyasası olsun, satıcı piyasası olsun, tüketici aman yarın bu fiyata alamam, yarın bu fiyata satamam korkusuyla hareket ediyor. Bu da tabii ki konut fiyatlarına ve kaçınılmaz olarak kiralara da eninde sonunda yansıyor. Peki gelelim şu %25 limitinin kalkmasına. Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artık %25 kuralının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Haklı olarak çoğumuz da bu kural kalkınca ne olacağını merak ediyor. Artık kiralara zam eski sisteme dönüyor ve TÜFE üzerinden hesaplanacak. Yani evet, yıllık TÜFE oranı neyse ev sahipleri yasal olarak o orandan zam yapabilecek. Ama kuralın kaldırılması ne kadar doğru ve aslında belki sormamız gereken soru, kuralın kendisi ne kadar doğruydu? Genel ekonomi prensipleri çerçevesinde bu soruya cevap vermeye çalışayım. %25 kuralı bence yanlış bir kuraldı. Çünkü enflasyonun zaten astronomik seviyelere çıktığı, hani resmi olarak 50-100 bandında, vatandaşın algısı olarak da %100'ün üzerinde olduğu bir ortamda kira artışını sınırladığınızda piyasada bir takım istisnai davranışlara yol açarsınız. Çünkü herkes de enflasyonun böyle olduğunun farkında. Ne olur? Hani kurallara uymayanlar olur, evini boş tutanlar olur, kiracıyı çıkarma imkanı doğduğunda bir sonraki kirayı olması gerekenin iki katı bir seviyede bağlayanlar olur. Yani orada biraz kiracı ev sahibi dengesinde eski kiracıların yeterince kuvvetli pozisyonda olan bir kısmını korurken bütün yeni kiracıları ve de bu pazarlıkta eli çok sağlam olmayanları da mağdur edersiniz. Yani adaletsiz bir durum ortaya çıkar. Yani %25 kira limitinin ben hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Evet, çoğu uzman aslında bu konuda aynı düşünceye sahip. %25 kuralı ne kadar kiracılar için geçici bir rahatlama sağladıysa pazardaki davranışları biraz alt üst etti. Bir daha enflasyonla orantılı zam yapamayacağını düşünen ev sahiplerini kiraları çok yukarı çekmeye zorladı. Kimi ev sahibi ya taşınma parası teklif ederek ya kiracısını meşru veya diğer yollarla çıkartarak daireleri boşalttı ve ya fiyatları tavana çekti ya da daireler boş kaldı. Bununla birlikte Türkiye'de göçmen sayısının artması, 2023'teki depremler ve bir sürü etken bu krize de katkıda bulunuyor. Ve bu faktörlerin hepsi bir araya geldiği zaman çok büyük bir konut açığı ortaya çıkıyor. Konutlar ve PwC'nin işbirliğiyle hazırladığı bir raporda sadece İstanbul'da 10 yılda 1.2 milyon, yıllık ise 123 bin yeni konut ihtiyacı olduğu öne sürülüyor. Türkiye genelinde ise bu milyonları bulabiliyor. Peki nasıl oluyor da yıllardır devam eden sosyal konut projeleri bu dertlere derman olamıyor? Türkiye'nin sosyal konut politikasını gerçekten barınma odaklı bir şekilde yapması gerekirdi. Şimdi Türkiye'de son 20 yılda devlet eliyle çok proje yapıldı. Ama dikkat ederseniz bu projeler
maliyetten yapılmadı. Yani şimdi normalde bir devlet niye sosyal konut yapar? Normalde özel sektörün yapamayacağı bir arazi üretimini devlet yapar. Arazi üretiminin üstüne projeleri de maliyetten yapar ve bunu vatandaşa satar. Bu şekilde vatandaşın eline ucuz bir şekilde bir konut sunulur. Ama Türkiye'de sosyal konut veya devlet eliyle yapılan konutlar hiçbir zaman düşük fiyata satılmak için yapılmadı. Aksine bir rant kaynağı olarak yapıldı. Yani hem arazi üretimi yüksek fiyata yapıldı, bunun üzerine de projeleri yapanların büyük kar marjları elde etmesi sağlandı. Satışa da teşvik getirildi. Yani fiyatları düşük tutmamak için yapıldı bütün bu hareketler, pahalıya gayrimenkul satılabilsin diye. Tabii pahalıya gayrimenkul satılamadığı için de toplumun ücretli kesimleri, işte orta sınıf, orta sınıfın altı bundan faydalanamadı. Ve mülkiyet konsantrasyonu arttı ve servet dağılımı da bozuldu. Devlet eliyle konut üretimi politikasının sosyal konuta yönelik değil de ranta yönelik olması en büyük hataydı. Bunun dışında işte göçmenler yoluyla Türkiye'deki nüfusun artması ve köyden kente göç ve kentler arası göçün kontrolsüz olması, imar rantlarının rastgele dağıtılması, hani bütün bunlar da arz talebi sıkıntıya soktu tabii ki.